Efendim Samsun'un nabzından mutlu geceler diliyorum. Bu gece iki özel konuğum var. Onlarla birlikte olacağız. Engeller Haftası bildiğiniz gibi bu hafta bütün Türkiye'de engellerle ilgili daha çok farkındalık oluşturmak için programlar düzenleniyor. Bunun üzerinde konuşacağız. Aynı zamanda birkaç gün önce Anneler Günü'ydü biliyorsunuz. Anneler Günü'nün de aynı zamanda konuşalım diye Mete Kahraman ve annesini konuk aldık. Annesiyle Anneler Günü'nü ve anneliğin nasıl olduğunu, nasıl bir duygu olduğunu, engelli annesi olmanın nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. O bize anlatacak bu mücadelesini. Mete yakından tanıyorsunuz. Türkiye'nin 4 yıldan beri engelli tarafından yapılan tek engelli programını her hafta Cuma günü saat 18'de HaberAks aracılığıyla milyonlara ulaştırıyor. Engelli kardeşlerimize ışık oluyor. Onların sesi ve yol göstericisi oluyor. Onunla konuşacağız. Gerçekten Engelliler Haftası kutlanmalı mı yoksa farkındalık olarak mı algılanmalı diye. Hoş geldiniz konuklarımıza. Hoş bulduk. Mete hoş geldin. Hoş bulduk. Zarife Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinizi birlikte konuk etmek gerçekten çok heyecan verici. Ben de uzun zamandır diyorum yani 4 senedir sizi üstüne Sinan Bey. Annemi konuk olarak alamadım hiçbir zaman yani. Ama sizi kırmadı. Kıramazdı da zaten. Kırmasına da şey yoktu. Yani biliyorum ikimiz bir arada. O da geldi şu an. Ne güzel oldu. Bende bir heyecan var. İki güzel insan, iki yani hayatımda çok önemli olan iki değerli birlikteyim. Çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Benim içimde bazı birikimler var zaten. Ben onları burada dökmek için. Ne güzel oldu. Size anlatabilmek için. Ne kadar beni güzel. Çağırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Siz evet. İyi ki geldiniz. Ben size her gördüğümde Mete'nin bu evet. Yolunda ne kadar önemli olduğunuzu hep gördüm. Onu nasıl desteklediğinizi. Onu da size borçluyuz. Siz bir de önderlik yaptınız. Estağfurullah. Ya benim oğlum kaza geçirdikten sonra biz yıllarca dışarı çıkmadık. 3 yıl falan çıkmadım hiç. Fakat sonunda düşündüm ki yani bu hayat devam ediyor yani. Yaşamamız gerekiyor yani. Evet. Düşündük taşındık dışarı çıkmaya başladık. Önce bahçeye çıktık. Baktık ki bizim oturduğumuz sitede insanlar bize çok garip bakıyor. Biz orada o sitemizi değiştirdik. Biraz daha tenha olan bir yere gittik. Tenha olan bir yere? Evet, yani tenha olan bir yere gittik. Orada insanlar bizi böyle görsün, böyle tanısınlar dedik yani. Biz orada dışarı çıkmaya başladık. Yazlık ev tuttuk, oğlumu denize soktum. Yani dışarı çıktık, gezdik. Herkes önceleri bize tuhaf tuhaf baktı. Mete'yi ben denize sokup çıkardığım zaman insanlar üşüyerek geliyordu. Acaba bunlara ne oldu? Bu yeni mi bu oldu denizde diye. Sonra bize alıştı insanlar. Yani bize alıştılar yani. Bize daha iyi gözle bakmaya başladılar. Yani bunların onlarla dost olduk. Hep sebeplerini konuşacağız. Kaza öncesini, kaza sonrasını ama sizinle başlamayı ben de arzu ediyordum. Evet, siz tabii ki, içindekileri hemen paylaşınız bizimle. 9 ay karnınızda bir ömür boyu da yüreğinizde taşıdığınız evladınız var. 9 ay karnımda taşıdım, büyüttüm. Nasıl bir duygu? Anneliği bize nasıl tarif edersiniz? Bizim anneliğimiz çok değişik bir şey yani. Ben hemşire emeklisiyim. Evet. Biz günü gün oluyor, 24 saat çalışıyoruz. Eve geldiğin zaman yüreğim pırpır ediyor yani. Akşam çocuk okuldan gelecek, onun yemeğini hazırlayacaksın, ertesi gün hazırlıklarını yapacaksın. Ama bunlar hep güzel şeylermiş bunlar. Evet. Yani onu yetiştiriyorsun. Büyüttük, yetiştirdik, üniversiteye gönderdik. Üniversite bitti, gitti, okulunu bitirdi, geldi. Dedi ki anne dedi, ben dedi iş bulamam dedi. Oğlum niye bulamazsın? Askerliğimi yapmam lazım dedi. Askere gitti. Evet. Uzun devre çıktı. Anne beni biraz kısa doğuramaz mıydın dedi. Benim boyum dedi, çok uzun gördüler dedi. Beni dedi, uzun devreye çıktı bana dedi. Evet, yedek subay olarak. Evet, yani. Oğlum dedim, canı sağ olsun dedim. Askerlik vatan borcu derler ya, her evet. Annenin babanın şeyi bu. Olsun dedim, sen aslan gibi yapar gelirsin dedim. Evet. Neyse askere gitti, askerliğini de yaptı geldi. İşe girdi.
Aman dedim, Allah'a çok şükür dedim. Artık dedim bir parça ekmek bulup yer dedim bunlar değil yani. Mi? Evet. Zor olmaz dedim yani. Fakat maalesef kısa bir süre sonra oğlum bir deniz kazası geçirdi. Evet. Bebekliğinden daha beter geldi yanıma. Evet. Yani bebek küçüktür, sen kucağına alırsın, gezdirirsin onu ama oğlumu Mete'yi alıp da gezdiremem ki. Evet. Gücüm yetmez ki. Evet. Ama ben bunu da yaptım. Evet. Kucağıma da aldım, gezdirdim de. Ve ilk olarak doktorun birisi bana dedi ki, bakın siz bunu alın eve götürün dedi. Sadece dedi yara çıkmasın, kabız olmasın. Başka dedi bundan hiçbir şey olmaz dedi. İlk kaza geçirdi. Evet, ilk kaza. Hiçbir şey olmaz dedi. Bilgisayar kullanamaz, sandalyeye bile oturtamazsınız dediler. Omurilik felci. Evet, o kazadan sonra galiba olmuş. C4, C5 kırığı dedi. Ben zaten kendim de biliyorum bunlara şey olmayacağını ama ve ben hastanenin bahçesinde hani danalar gibi bağırttı derler ya, al ya al ya. Bir ambulans tuttum, oğlumu aldım geldim Samsun'a. Ama Allah'ım bugüne şükür yani. Samsun'a yani gelmenizdeki sebeplerden birisi de sanıyorum burada kızınız doktorluk evet, yapıyordu. Evet, kızım burada çalışıyordu. Ona da yakın olayım istediniz. Hani dedim ben bunu alır da Ayvalık'a gidersem bu kızım gelip gidecek yollardan ne olacak acaba? Herhangi bir şey olur veya biz birbirimizin ilgisini unuturuz birbirimize. Ben aldım Samsun'a geldik. Hani o da ısrar etti gelin diye. Samsun'a geldik biz. Burada bir süreliğine evde fizyoterapist falan tuttuk, uğraştık yani. Ama sizin daha büyük bir mücadeleniz olmuş anladığım kadarıyla. Tabii. Tedavisini yurt dışında da Çin'de onu, bile onu aramışsınız. Sonradan sürdük. Öyle mi? Onu sonradan evet aldık getirdik buraya, bir hayli uğraştık yani. Ben tabii iki gözüm gibi bakıyorum yara çıkmasın. Çünkü bu tür hastalarda yara çok tehlikeli. Evet. Ve korkunçtur yani, tehlikesini boş verin. Neyse ben aldım. Burada biz bir hali 2-3 sene uğraştık. Bu denizin çok iyi geleceğini biliyorduk. Denize falan götürdük. Birkaç sene sonra kök hücre nakli yapılıyor dediler Çin'de. Ama Çin'de Mete kendi uğraştı. Bilgisayarlarla olsun. Çünkü ne İngilizcemiz var. Ne de kimseyi tanıyorsunuz. Ne de kimseyi tanıyoruz. Ama Çin dediğimiz istedikten sonra hiç o kadar uzak değilmiş. Ve hiç dil bilmemek problem değilmiş. Evet. Biz Çin'e de gittik. Orada birileriyle irtibat kurduk. 9 ay falan sürdü ama. Gitmeniz. Gitmemiz. Şimdi birisi diyor ki bize gidin. Birisi diyor ki gitmeyin dediler. Sizin paranızı alırlar. Sonunda dedim ki kardeşim dedim bir parça canım var, bir oğlumun canı var dedim. Alırlarsa alırlar. Paramı mı alacaklar? Alsınlar dedim. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Evet. Ve biz bu Çin'i ayarladık ama bu böyle kısa zamanda ayarlanmadı Çin. Hani Mete'nin de çok istemesi lazım. Evet. Yani istekli olmadan zorla kimseye bir şey yaptıramazsın. Tabii. Bu tür hastaların kolunu bile hareket ettiremezsin, mümkün değil yani. Evet. Sen hareket ettirdiğin anda o ters tepiyor. Evet. Yani o kol hareket etse de ters tepiyor yani. Evet. Biz aldık Çin'e gittik orada. Allah'ım. O kadar sizden iyi olmaz, o kadar iyi insanlar varmış ki orada. Bizi çok güzel karşıladılar. Evet. Yani şimdi bu asansörlü bir arabayla, bir de Mete'nin ismini yazmışlar, Mete Kahraman diye böyle kocaman kocaman harflerle karşımıza çıktılar. Evet. Bir de oradaki hava yolları falan çok güzel. Yani böyle ulaşabiliyorsun, görüşebiliyorsun. Evet. Ve biz gittik oraya, orada biz 28 gün kaldık. Bir kök hücre nakli yapıldı, ameliyat ettiler, bir şeyler yaptılar yani. Ama en azından ben içim rahat, Allah'ım diyorum, ben bunu deneyebildim yani. Evet. Denemeseydim hep içimde dert olacaktı. Bir ilerleme sağlandı anladığım kadarıyla. Ya ben sağlandı diyorum. Yani ellerini biraz daha hareket edebilmesiyle. O legal bir şey değil. Kasları kuvvetlendi. Yani kanıtlanmış yani. Nasıl doğru, Mete? Doğru şey olmuş, bize şunu insanı... Yani şu an seyircilerimiz bizi izliyordur. Yanıltmayalım yani, değil mi? Yanıltmayalım kimseyi. Ha. Şimdi oraya dünyanın birçok yerinden giden insanlar vardı. Sadece bir şey mi? Rehabilitasyon merkezi mi? Rehabilitasyon evet, merkezi. Merkezi. Aynı zamanda akupunkturun yapıldığı bu doğu işte tıbbı dedikleri tamamlayıcı tıp olarak ben düşünüyorum bunu. Akupunkturun yani ne bileyim işte biyoenerjiyi de. Her şey denendi. Tabii de hepsinin hani biz burada çünkü uzun bir zaman içerisinde birçok yere gittik.
Şimdi baktık ki bunun menbaası neresi, her gittiğimiz yerde Çin'den bahsediliyor. Çin'den çıkıyor. Sonra bu süreç de öyle gelmedi. Yani sonra birçok yerle görüştük. Yani İsrail'den bir yer vardı atıyorum, Belçika'dan bir yer vardı, Fransa'dan bir yer vardı. Yani şöyle bir durum var. Burasının bize en cazip gelen kısmı şimdi bir Çin olması bir. Hani en azından rehabilitasyon kısmında, yani bu fizik tedavi dünyada edilmiş, kendilerini ispat etmiş olmaları. İspat etmiş bir durumda. Yani Türkiye çok sonraları mesela refleksolojiyle tanışmıştı. Onlar orada onu normal sıradan olarak yapıyorlar yani. Orada bir fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist mesela. Hani ben ne yalan söyleyeyim, buradaki bir fizik tedavi uzmanı doktoru kadar bilgili yani. Hmm. Birçok ekstraları var. Bir de hepsi İngilizce konuşuyorlar. Yani çok apayrı bir dünya. Evet. Oraya dünyanın her yerinden, sadece omurilik felci olanlar değil de hani beyninden işte travma geçirmiş, işte pıhtı atmış, emboli atmış. Yani birçok hastalıklar, serebral evet. palsili olan falan. Bir umut. Yani öyle ki bir düşünün ki şöyle koskocaman bir 20 kişilik bir masada oturuyorsunuz. Birisi Libya'dan gelmiş, birisi işte atıyorum Romanya'dan gelmiş. Çünkü küçücük çocuklar var, doğuştan engelli olanlar falan. Herkes öyle bir konuşuyor ki dışarıdan baksanız, tamam mı? Sanki bir aynı dilden aynı insanlar. Halbuki kimse kimsenin dilini bilmiyor, biliyor musunuz? İşin çok enteresan kısmı o. Çünkü ama acılar bir, acının dili ortak. Evet. Herkesin öyle yani bakışlarla anlaşabiliyorsun. Küçücük bir kıza şöyle sana tebessüm ettiğin zaman Romanya'dan gelen birisi geliyor işte. Orada herkesin çok sıkıntı çektiği tek bir konu vardı. Yemek, beslenme. O Çinlilerin işte acaba işte bunlar ne bileyim işte köpeğin beynini yiyorlar mı? Şu yiyor mu? Bir koku. Onların tabii adetleri, yemek kültürleri çok farklı. Farklı. Yani o sadece o. Sıkıntı oydu. Ayrılmaktan zorası olmuş. Evet yani asıl sıkıntı o. Öyle bir rehabilitasyon merkezi. Zaten oraya gittiğin zaman ilk başta zaten bana yakın gelmesine sebep oydu. Buraya ne amaçla geldiniz diyor yani. Yani geldiğinden daha kötü de dönebilirsin. Hmm. Bunu da bil. Hatta biz ilk 3 gün devamlı tabii yani biz size bilet paranızı falan yani, vereceğiz. Güvenmiyorsanız gidin. Yani girer gibi. Tabii tabii. Öyle yani bunu, garanti vermiyoruz tabii, dediler ilk yani. 2 gün gelip mesela konuştuk. Yani olayın bu boyutu vardı. Bir de bizim oraya gitmemiz öyle kolay olmadı. Evet. O sıra bize vize verilmedi. Evet. Çünkü çok suistimal edilen bir konu söz konusuydu. Çok suistimal edilen bir konuydu. O sıra mesela bizden önce oraya mesela kanser tedavisi için radyo dalgalarıyla işte tümörün alındığı gibi bir şey çıkmıştı. Ve Türkiye'den ya biz internete bir girdim mesela işte Çince bilen tercüman arıyorum oraya gidecek. Dile bir derya. Ne dernekler ya nasıl diyeyim ne kurumlar ne böyle turlar falan filan. Resmen bir sektör oluşmuş Türkiye'den yani. Sen öyle bir enteresan bir iş olmuş ki bir sağlık ticareti başlamış. Yani burada mesela son evresinde olan kanser hastalarını resmen almışlar, uçağa bindiriyorlar, orada gidip hastanenin bahçesine bırakmışlar. Hani hatta, sizin gittiğiniz yerden bahsediyoruz değil mi? Evet, bizim gittiğimiz yerden değil, diğer bütün Çin için geçerli bu. Yani orada bir hastaneyle anlaşmışlar, mesela buradan birisi, oradan birisi, başka birisi yönlendiriyor. Yani olay yine bizim, yani nasıl anlatayım, milletimizin o işgüzarlığı olan 3-5, yani 3-5 değil çok insan var. Yani ondan ben şaşırdım mesela bir de. Evet. Çünkü ben giderken oraya bana benim çalıştığım firma çok destek oldu. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize dedikleri tasınızı tarağınızı varsa satıp, bize satacak tas tarak da yok. Bir kredi çektik, bir şeyler yaptık falan gittik ama yani bu bir umut dünyası. Evet. Onun peşindeyiz yani. Türkiye'de buna benzer bir merkez hala yok. Hala yok. Kadarıyla, değil mi? Hala yok. Yok yani şu an mesela görüyorum ki mesela hep şeye karşı bir nasıl diyeyim böyle insanlarda bir ilgi var. İşte o Çin'deki o tamamlayıcı tıp, diyorum ben ona. Evet. Herkes ona karşı bilgi var. Mesela birçok kanalda sabahlar açıyoruz. Akupunktur uzmanı bilmem ne şeyi falan filan. Evet. Aslında bunlar 3 aylık sertifikayla şununla bununla işte bu ne bileyim işte. Yapılacak şeyler değil anladım. Değil tabii. Aslında değil. Biraz önce söyledin ama yani çok ciddi bir bilgi sektör oluşmuş çünkü. Ya senin çaresiz olduğunu bir kere keşfet an insanlar anlamasın. Eğer sen oraya başvurduysan bir de çaresizsen. Hani Allah herkese dert versin ama çaresiz dert vermesin. Evet. Bir de senin durumunu biliyorsa tamam mı? Yani bunu zaten fark ediyorlar. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Evet, insanlar, bunu sen programlarında çok sık da yani, işliyorsun aslında. Yani insanları çünkü işlemek zorundayım. Yani bunları ben yaşadım. Tamam geliyorsunuz çok güzel anlatıyorsunuz. Her şey çok güzel. İşte taşlarla tedavi, tütsüyle tedavi. Oraya masaj, buraya işte şey şuydu buydu falan filan. Ya bunların hepsinin kökeni var. Bunları zaten işte açarsan şu an internetten akupunktur noktaları desen ayaklardan başlar. En önemli yer orasıdır. Noktalar falan belli olabilir. Şudur budur yani derken bunun üzerine bir şeyler yapabilir ve bu çok ciddi seanslarının parası yani çok yüksek olan şeyler. Öyle mi? Yani resmen yani insanlar buradan ciddi ciddi paralar kazanıyorlar.
Ama kimisine tabii derdine derman oluyor. Mesela ağrısı çok olanların olmuyor değil. Çok ciddi bir şey bu. İyi yapanlar var. Onların da artık hakkını yemeyelim. Ama onlara ne derece denk gelebilirsin? Bir akupunktur iğnesi bile o kadar farklı ki. Biz mesela burada ben iki tane tanıdığım vardı mesela. Akupunktur uzmanıydı kendileri. Yaklaşık onlar da biz 4 sene falan gelip gittiler. Evet, etkisi çok güzel oldu. Çok önemli bir şey. Çünkü bu gerçekliği kanıtlanmış bir şey. Artık bunu yani ağrı kesici de. Tabii. Ve yani çok uzun zamandan beri kullanılıyor. Özellikle uzak doğuda. Tabii. Yani bu çok ciddi bir şey yani. Peki Zarif Hanım. Efendim. Birlikte gittiniz. Gittiğiniz durum ile dönüş arasında bir farklılık siz yaşadınız ya, mı bunu? Ya şöyle, tabii ki ben o farklılık oldu. Mete'nin kasları daha çok erimeye başlamıştı. Kaslar erimeye başladı. Evet, kaslar erimeye başladı ve gevşeklik oldu yani. Ama ondan sonra o kaslar kuvvetlendi yani. Yani kuvvetlendi, düzeldi, erimiyor yani. En azından ben içimdeki şeyimi denedim yani. Evet. Bunu... Yani evet, tamam, benim oğlum yürümeyeceğini biliyordum. Bir şey olmayacağını biliyordum ama ben içimdeki meramı, aylarca takip ettiğim şeyi denedim yani. Ama herkese de denemeyi tavsiye ederim. Evet. Ha, bir şey daha anlatacağım. Buyurun. Bir gün birisi kaza geçirmiş. Bir çocuk kaza geçirmiş. Belden aşağısı tutmuyor. Başka bir doktor bey hazretleri diyeceğim. Çok zorumuza gitti çünkü bu. Tutuyor o çocuğun babasını, bizim eve gönderiyor. Diyor ki oraya gidin diyor. Mete'yi görün diyor. Bakın diyor, onlar da Çin'e gidip geldiler diyor. Onu bir görün diyor. Ama bu beyefendinin burada bu adamı, babasını bize göndermekte maksadı, ha gidin Mete'yi görün. Bak Mete'nin hiçbir yeri tutmuyor. Senin oğlun daha iyi, elleri falan tutuyor, işini yapabiliyor. Ya ben bunu aptal değilim. Ben bunu hemen anladım. Hatta adamın Mete'ni yanına sokmayacaktım ama kapımı çalmış birisi geri çevrilmez. Bizde böyledir yani. Adamı aldım içeri, konuştuk, ettik. Yani adam çocuğunu götürdü mü götürmedi mi bilmiyorum. Ve adam gitti, bir daha bizi aramadı. Evet. Yani insanlarımız, doktorlarımız bunu da yapmasınlar. Evet, bu benim başıma geldi. Benim kaderim. Ben bunu kabullendim. Bunu hayata bağlamaya çalıştım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok da güzel şeyler yaptınız. Bunları da ama, konuşacağız. Ama evet, kalkıp da sen bunu ne diye gönderiyorsun? Zaten onu, benim zaten elim kolum titremeye başladı. Evet. Hani benim oğlum ne anlayacak? Acaba ne diyecek? Ama bunu anlayan yok. Peki Mete, seninle devam etmek istiyorum. Şimdi bu hafta geçmiş dönemlerde de bir araya geldiğimiz zaman konuştuğumuz bir şeydi. Engelliler Haftası kutlanılıyor. Evet. Senin de buna şiddetle karşı çıktığını, en azından bu işin isminin bu şekilde tanımlanmaması gerektiğini dikkat çekiyorsun. Neden kutlanmaması gerekiyor ve nasıl algılanmalı bu hafta? Şimdi ben ilk önce annemin şeyini, bizim orada gidip de yararlandığımız tek bir şey vardı. Annem denemiz akupunktur denesinler. Akupunktur iyi bir şey. Kasların erimemesini sağlayan, yani ne bileyim, dışarıdan bir etkiyle iğnelerin işte kas uçlarına verilen enerjide kasları hareketlendirmesi ve erimemesi, atrofiye uğramamasına sebep oluyor. Benim en çok yararlandığım şey oydu. O konu yani, insanlar oraya gidip de yani şu an kafalarında bir soru oluşmasın. Sadece bu işi ehli ellerde araştırsınlar, denesinler. Evet. Daha onu geçelim. Onun dışında şimdi neden kutlanılmasın? Şimdi bu bir farkındalıktır. Mesela Mayıs ayında ve Nisan ayında biz birçok farkındalık günleri geçirdik. Mesela bana göre onlar kutlama diyebilirler. Mesela otizmliler ya da Down sendromlular, çeşitli engel gruplarında. Şimdi aslında benim düşüncem, aslında ki doğrusu da budur diye düşünüyorum ama kataya katılmayan insanlar var ki, bana kutlama mesajları atanlar mesela. O zaman ben de diyorum ki yani şimdi bunu mu diyeyim yani? Allah sana da versin de böyle güzel günleri. Yani sen de engelli ol da. Sen de o zaman kutla yani. Çok basit yani, bunu yapmak çok kolay. Bir anneler günü, tabii yani, anneler günü gibi algılanmaması gerekiyor. Algılanması lazım. Yani bunun şimdi öyle bir şey ki, bu ne için yapılıyor? Ya böyle insanlar var. İşte siz bunların farkında olun. Ve hayatın o geri kalan mesela bir günse, o 365 günün o bir günü bu farkındalığı yaşayın ama o 364 güne de birlikte o yaşamak için o farkındalığı o şekilde anlayın. Yani amaç orada bir merhaba demek. Evet. Ve merhaba dedikten sonra yani artık arkadaş olmak, dost olmak, tanımak. Şimdi insanlara ilk etapta doğduğunda engelli ya da engelsiz diye bir şey, bir kavram yok. İsim veriliyor. Benim adım neydi? Mete. Neden ben mesela şimdi engelli Mete oldum? Ya da niye otizmli Zehra? Neden
Down sendromlu Hülya. Yani Mete, Hülya nasıl mesela ben Sayın Sinan Sadlabaş, Sinan Bey mesela diyorum. Veya bundan önce neden ben Mete'ydim bir anda işte engelli, sakat, özürlü veya gerizekalı veya Mongol. Yani tarif ederken bunu kullanma gereği diyorsunuz çünkü tanımıyorsunuz. Evet. Tanımadığınız için ilk direkt olarak gözünüze hitap eden kısmı gördüğünüzü söylüyorsunuz. Sakat, Mongol, engelli. İşte şöyle bitti gitti. Peki ki kendinize bir şans veriyor musunuz ya da o karşıdaki insana bir şans veriyor musunuz? Bu da yok. Hayatı paylaşmak, yani bu öteki olma durumu söz konusu burada. Peki Mete, acaba bu değerlendirmeler, bu işin üzerinde çok yoğunlaştığını ve önemli çalışmalar yaptığını biliyorum. Çok daha araştırdığını biliyorum programlar öncesinde. Bu algı, bu biraz önce söylemiş olduğun algı, nasıl olur bizim toplumumuza özgü bir şey mi? Yoksa dünyada genelde böyle bir bakış açısı mı geliştiriliyor şimdi engelli bunun gruplara? Aynı bu olay zaten engelli çalışmaları falan filan, bu sakatlık çalışmaları ne zaman çıkmış mesela? İşte bunu her zaman söylerler, çiçek çocuklar. İşte bu Vietnam Savaşı'ndan bir anda geriye dönen, o mayına basmış, bacağı olmayan, hani bunun üzerine birçok filmler yapıldı. Doğum günü 4 Temmuz, Tom Cruise'un filmi, ödüller alan filmler oldu. Evet. Bir anda insanlar bir baktılar ki ya biz bir dünyanın ucuna gittik ve sakat geldik, yarım geldik. Şu oldu, bu oldu. O zaman o özgürlükçü hareket içerisinde insanlar da savaşın karşıtlığını gördüler ve engelli hareket de aslında böyle başlamış. Yani o çiçek çocuklarla birlikte başlamış. Yani bunun bir, ondan sonra engelliler diye bir kavram ortaya, sakatlar diye bir kavram ortaya çıkmış. Yani. Sakatlar olarak deniyordu. Şimdi engelliler. İnsanlar o ana kadar, savaşlar olmadan öncesine kadar böyle toplu bir şekilde, hani bizden şimdi dışarı çıksak mesela kaç tane tekerlekli sandalyeyi görebiliriz ki? O durum hala söz konusu. O zaman da tek tektü. Hani doğuştan engelli olabilir, şu olabilir. Sonra bir trafik kazası geçirmiştir. Ama savaşlar öyle bir geride bir yıkım bırakıyor ki. Hani sadece ölmek değil, bir de yarım kalmak var. Yani bir de engelli olarak dönmek var. Zihinsel olabilir. İşte kafana bir kurşun yiyebiliyorsun. Birçok şekilde bunları yoruyorsun. Ve bir anda insanlar yani bir baktılar ki ya böyle bir gerçek var dünyada. Ve bu çoğaldı. Savaşlar sonucunda artık insanlar birlik olmaya başladı. Ve o insanların da artık var olduğunu. Çünkü o insanlar artık bir yerlere gidemiyordu. Ve ne oldu? Sonuçta bir baktılar ki işte şehir de planlamak lazım. Bunların da bir şekilde eşit yaşamaları için birçok şeyler ortaya koymak lazım. En azından kafalarda bir şeyler oluşmaya başladı yani bence o zamanlarda. Dünyada da böyle yani, ama şöyle bir durum var. Öteki olma kavramı, yani şimdi herkes diyor ya, ben onunla çok kızıyorum aslında. Bir engellinin yanında ben işte Sunniyim, Aleviyim, işte Ermeniyim, şuyum, buyum diye ötekiyim diye yakınmayın. Dünyanın ilk yani öteki olan kısmı engellilerdir. Yani bunun ta ne bileyim işte artık insanoğlunun yaratılışından beri birçok şey, mesela yarım doğmuş çocukları, mesela bu kolu bacağı almayanları atmışlardı sokaklara, oralara buralara. O öteki bizden değil, yani şöyledir, o garip, o insan değil. Ta o zamanlardan insanlığın yani aslında olası beri yaşanan şeylermiş bunlar. Yani biz hep ötekiymişiz. Gelişmiş toplumlarda da yine engelli gruplara sakat olarak mı bakılıyor, sakat ve değerlendiriliyor, yoksa engelli gibi davranılıp işte onların hayatlarını kolaylaştırmak için önlemler alıyorlar mı, tedbirler alıyorlar mı? Siz nasıl eskiden derdiniz? Bu engelliler hepsi saklanıyordu. Hem Türkiye'yi hem dünyayı mı konuşuyoruz? Yoksa ben dünyayı konuşmuyorum, Türkiye'yi konuşuyorum. Evet, dünyayı konuşmuyorum. Şimdi bilgisayarda orada burada öğreniyoruz ama eskiden bu kadar yaygın değildi ki. Bilgi, bu konuda. Şimdi bakın, engelli bir çocuğumuz doğdu. Benim oğlum sonradan engelli. Herkes benim bir oğlum olduğunu, bu oğlumun sonradan kaza geçirdiğini biliyor. Ama doğuştan olan bir çocuğu, bunu herkes bilmiyor. Kadın doğuruyor, 9 ay sonra doğuruyor. Birkaç ay işte bakılıyor o çocuğa, sakat doğuyor mesela diyelim. Birkaç ay sonra bak falanca doğurmuştu, şöyle de böyle de derken bu çocuk unutuluyor. Bu çocuk kim ya, unutuyor? Bu çocuk unutuluyor ya, o bayan doğum yaptı, yapan unutuluyor yani. Ben kalkıyorum, bu mahalleyi değiştiriyorum, başka bir mahalleye gidiyorum. Ve ben o çocuğumu saklıyorum. Bakın ben bunu şahit oldum. Yıllarca benim komşum, kendi görünmesi engelli ve ben bunu hiç görmüyorum. Ne görüyorum, ne duyuyorum. Çünkü ben onun ne doğduğunu gördüm. Dışarı çıkmıyor, bilmiyorsun. Niye böyle yapıyorlar peki Zarif Hanım sizce insanlar? Ayıp efendim, ayıp. Yani engelli bir çocuğa sahip olmak istiyor. Evet, olmak istemiyor bunlar yani. Ayıpmış, yani ayıpmış yani. Bu çocuklar saklanıyordu. Ondan sonra bu çocuk, bu bayan kız çocuğu hiç dışarı çıkmadı zaten.
Ve sonra yer değiştirdim ben. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama toplumun genelinde mi peki böyle bir durum var? Toplumun genelinde tabii. Çevrene bakıyorsun, soruyorsun. Çünkü o ailelerde gizli gizli konuşmalar, devamlı ışık yanıyor. Nasıl anlatayım? Yani şüpheleniyorsun. Bu evde mutlaka bir şey var, bir canlı var. Bir kediyi bile yalnız başına bırakamadığın halde bir çocuğunu bırakabiliyor. Mesela bizde bir gün benim kulaksız çocuk doğdu. Her iki kulağı da yok. Ve bu çocuğu aldılar, köye götürdüler. Ve ben halen bu çocuğu merak ediyorum. Hemşirelik yaptığınız dönemde oldu değil mi? Ama sen hani bir şikayet herhangi bir şey olmadığı için bunu takip edemiyorsun. Hep merak etmişimdir. Acaba bu çocuk ne oldu? Ve bununla insanlar saklıyorlar. Saklamasalar, yani bunun bazılarının aklı yerinde yaşamak. Tercih. Neden böyle bir tercih? İnsanlar ama yani bu gene insanlığın ta başından beri insanlar güzelliğe karşı bir zaafı var. Eksikliği sevmiyorlar yani. Şu anda mesela sadece yani varoşlarda dediğimiz o cahil dediğimiz kesimlerde değil. En elit dediğimiz o entelektüel kesimlerde bu durum daha farklı. Yani gene onlarda daha fazla, daha ciddi bir şekilde saklama var. Yakıştıramıyor adam kendine. Ya ben koskoca profesörüm işte benim nasıl engelli çocuğum olur? Nasıl görme engelli olur ya da nasıl otistik olur ya da nasıl Down sendromlu olur? Hala bunları yani bu sadece cehaletle şununla bununla da alakalı değil ya. Bu acayip bize bir özgü bir şey mi peki bu Mete? Bir daha soruyorum bunu. Özgü olduğunu bir tane bizde daha baskın. Bunu görüyorsunuz. Hani biz ataerkil bir toplumuz yani. Baba bir seyri hayatta kabul etmez. Yani benden değiller yani senden oldu işte senin ırkında, kabul senin cinsinde yani. Vardı. Genelde de zaten işte anneler burada devreye giriyor engelli şeylerinde, engelli evladı olduklarında. Yani babaların hepsini söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın ama anneler bir şekilde sahipleniyor. Anneler bir şekilde sahipleniyor ve onu bırakmıyor. Zaten bunu şunun için söylüyorum. Almanya'dan da zaman zaman seminerler için davet edildiğin için sen oradaki işte durumu da gözlemleme şansın oldu diye vallahi düşünüyorum. Onlar bize göre yani nasıl anlatayım uzay çağını yaşıyorlar. Bu konuda değil mi? Kesinlikle. Onlar da çünkü bir nasıl diyeyim bir özgürlük anlayışı var onlarda. Yani insanların eşit hak ve ne bileyim işte şansı sahip olduğunu, yaşam kalitelerinin herkese eşit olarak verilmesi ve aynı şeyler verilir ama onlarınki biraz daha farklı. Onlar özel insanlar gözüyle bakılıyor onlara. Yani devlet orada sosyal olan kısmını daha yoğun bir şekilde onların üzerinde benimsetiyor diye görüyorum ben. Ama doğrusu yani, bu değil mi? Böyle olması o, gerekmiyor mu? Doğrusu o. Yani biz günü bir kurtarma çabası içerisindeyken onlar yani geleceğin hesabını yaparaktan yapıyorlar yollarını. Çok güzel. Yani buradan başlamamız da çok iyi oldu. Ya yani, demek ki bizim toplum olarak, devlet olarak tabii. Önce bir kere engelli konusunu masaya i̇şte yatırırken doğru açıdan bakmak evet. Gerekiyor. Kesinlikle. Önce bir kere onların engelli olarak da değil, evet. Hatta daha da geniş açıdan bakarsak, her an hepimizin engelli olabileceği varsayımıyla kendimize şimdi bu doğuştan koşullarımızı olanlar, ona göre biçimlendirmemiz ve bunu öncelikle ayıplamadan, utanmadan çıkartıp ortaya hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz diye bakmamız gerekiyor. Bu önemli bir, çok önemli. Bu çok atlanıyor önemli galiba toplumda. Çok, çok. Mesela. Değişme var, gelişme var mı peki? Yani siz mesela. Eskişehir'e şimdiye nazaran tabii ki var değişim. Değil anlatabiliyor mi? Yani 13-14 sene mesela önce diyor ki bir anne Down sendromu olduğunu anne karnında şimdi artık fark ediliyor. Evet. Fakat devletimiz bir kanun çıkardı tabii ki engel olan bir çocuğu sonlandırabiliyor. Evet. Böyle bir kanun var. Evet. Şimdi bayan çocuk karnındaki çocuğun Down sendromu olduğunu biliyor ve bunu doğurmak istiyor. Ay o benim özelim diyor, doğuracağım diyor ve doğuruyor yani. Evet. Bunu ona göre bakıyor. Ama önceden bu şeyler yoktu. Bir de yabancı ülkelerin çoğunda engelli çocukları ailelere verilmiyor. Hani şöyle ailelere verilmiyor. Aile sahip çıkıyor ama devletin şeyinde. Kontrolünde ve ona sağlanıyor, ona her çeşit hizmet götürülüyor. Ama bizde öyle bir şey yok ki. Onları da konuşacağız. Peki, evet. Peki sevgili Mete, engelsizsiniz. 4 yıldan beri devam eden bir program. Evet. Gerçekten çok özel bir program. Türkiye'de de başka örneği yok. Milyonlarca yani, kişiyle buluşturuyorsun. Evet, sayısız yani sayısını unuttuğumuz konukla bir araya gelip. Evet. Rehber olmaya çalışıyorsun yani, engelli kardeşlerimize. Konuklarıyla özel bir program yapmaya çalışıyorum. Onlar işte yani bunda zaten siz en başından beri varsınız. Bu program mimarısınız. Yani bu diyorum ya ta Abdullah Şahin, Aksivi'nin oyun başından, Onurlar Şahin buradan kendilerine
selamlarımı iletiyorum. Ta o zamandan beri hani sizinle oturup konuştuğumuzda böyle bir program yaparsak hani engeller hep ağlayan değil. Ben orada benim amacım programdan amacım hani size de söylediğim gibi engelli olmayan kesimlere. İşte ben ağır engelliyim ama bakın program yapabiliyorum. Demek ki benden %98 az buz değil. Eğer bir heyet raporuna göre kıstas varsa bir işe girmek açısından o zaman %60 engelli olanlar çok şey yapabilir. Yani sadece belden aşağısı tutmayanlar çok şey yapabilir. Evet. Çıkış noktam buydu yani. Programda yani, bunu amaçlamıştım. Yani orada engelleri çıkartmıştım. Diğer mesela bunun türevi çok programlar oldu. İşte hemen oradan bir iş adamı bağlanıyor, ona bir sandalye veriyorum, işte tahsil ediyorum. Hayır, son derece sığ bir bakış açısıyla değil mi? Var. Eğer engelliyse yani önüne gene bir sıfat, bir şeyler, ben isimden yanayım ama çok başarılı insanlar var. Biz mesela Türkiye'de paralimpik olimpiyatlarına gidebilecek çok başarılı, çok gerçekten birçok spor türünde, dalında çok başarılı insanlar var. Ve Samsun bu konuda çok özel bir yer. Yani ben her gün bir tane buraya milli sporcu ya da herhangi bir paralimpik dalında bir sporcu, başarılı bir sporcu çağırmaya çalışsam, yani öyle amacım olsa ki bu da var zaten, her hafta inanın yani bir senede böyle gider yani. Biz bu konuda gerçekten çok önemli potansiyele sahibiz. Ama bir yol gösterici, bir organize eden insan, ne bileyim yani bunlar tek başına da olmuyor. İşte yerel yönetimlerin desteği, devletin desteği, aile ve sosyal politikaların desteği, şudur budur. Yani bunlar hep topyekun olabilecek. Aynı zamanda medyanın desteği. Ben çok istiyorum mesela HaberAks'taki bu engelsizsiniz ve HaberAks'ın değerli yöneticileri işte zamanında Abdullah Şahin Atun, Adnan Ölmez'i, Ahmet Şen Hoca, işte sizler, ondan sonra Necdet Uzundur, yani Fatih Bey falan. Yani bu tipte insanların çoğalması, farkında insanların çoğalması. Ve ben medyanın herhangi bir kanallara rakip olmak istiyorum ya. Yani evet. Aynen öyle. Yani ama rakibinde yok değil mi? Ama yok işte yani her hafta çıksın işte orada konuşsunlar yani ne bileyim yani sadece engellilerle ilgili değil ki. Engelliler sanat konuşur, engelliler tiyatroda konuşabiliyor, yapıyorlar. Evet. Çok güzel yapıyorlar, görme evet. Engelliler var. Evet. Ya yani öyle insanlar tanıyorum ki ben programdan aldım yani şeyler. Öyle farkındalıklı insanlar. Hayatın içerisinde. Tabii öyle güzel insanlar. Ama burada bir faktör, burada bize yani asıl çıkış noktası, evet. Senin de çıkış noktan da bu vardı. Engelli olmak... Bedenin engelli olmasının dışında evet. Başka bir şey. Vicdanların engelli olmaması evet, çok da önemli. Evet şimdi bakın lafınızı kestim. Estağfurullah buyurun efendim. Şimdi tamam benim oğlum engellendi ama hareket engelliyor. Ne güzel kafası çalışıyor. Çok güzel ifade ediyorsun. Başı çalışıyor yani kafası çalışıyor. Ben bunu nasıl engelleyeyim? Emin değilim ben ortasında kafası çalışıyor kısmında. Yani anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Evet, nasıl doğru böyle mı? Bir çeşmenin ağzını aç. Çeşme değil. Bizim köylerde böyle kaynak sular olur böyle. Sular fışkırır böyle akar. O suyun önünü nasıl keseyim? Ya değil mi? Yani düşündüm. Ben bu suyu kesemeyeceğim. Bu su hele bir aksın. Ne güzel. Diğer tabii bunları söylerken ben hep anne diğer evet. Anne babalara da bu mesajı verdiğinizi düşünüyorum. Herkese bunu aktarmak istiyorsun. Herkese sesleniyorum. Herkese bağırıyorum. Herkes çocuğunu çıkarsın. Benim bağrım yandı onlarınki de yanmasın. İnsanlarla konuşmak, çocuğunu dışarı çıkarmak. Bu bir canlı. Bir canlı bu. Bunu ihmal ediyoruz biliyor musun? Doğru çok ihtiyacı var yani. Yani ihtiyacı var yani. Bu da kendi düşüncesini söylesin. İnanın ki ayakta dolaşan bir kişiden çok çok şeyler çıkacağına eminim. Kesinlikle. Görüyoruz işte. Ahmet Mete'ye tabii dönelim. Senin yani lütfen çocuklarını ya, saklamasınlar. Dışarı çıkarsınlar. Konuşsunlar. Ben sokağa çıktığım zaman bir engelli annesi göreyim. Sık sık göreyim onu. Ama ben yaşlandığım için artık çok yürüyemiyorum. Eskiden yürürdüm, Mete ile beraber yürürdük, sandalye alırdım, sürerdim, yürürdüm. Birilerini görürdüm ama şimdi yürüyemiyorum. Allah'a çok şükür iyiyim, geziyorum ama eskisi gibi yürüyemiyorum. Ama çok güzel, ama çok bir şey güzel. Annem böyle söylemesine, şimdi olayları çok kısa kesiyor falan ama şimdi annem kendi başından da iki defa kanser tedavisi gördü. Yani evet, onu da yatlattı. İkinci yerde konuşmayı üzerinde düşünüyorum. Mesela, müthiş bir mücadele şey örneği var değil evet, mi? Yani... Annem onu yürüyemiyor derken yani tabii şimdi bağışıklık sistemi düştü falan. Önceden bana kendisi bakıyordu. Şimdi sağ olsun bir yardımcımız var. Ama her şeye rağmen anne olmadan olmaz. Yani çünkü şimdi buradan pardon yani herkese söylüyorum ama benim mesela ben bu anneler günü çok buruk geçirdim kendi adıma söyleyeyim. Çünkü benim zamanımda mesela Bilgül Ertan biliyorsun birlikte partner olarak evet, mesela benimle evet, program birlikte programda. Devrimciyim benim yani oğlu oldu falan o evet, annesi vardı. Güray Hanım'ı biz kaybettik, annesini kaybettik.
Allah rahmet eylesin. Evet. Ben birbirine de selamlarımı gönderiyorum. Yani benim için çok önemli bir insandı. Birgül çok farklı bir yerdedir benim gözümde. Çok yani dünya yani insanlık. Yani o bize çok ışık tuttu evet. Yani. Ona da yani sabır diliyorum onlara. Yani nasıl anlatayım ya? Engelli istersen şunu söyleyelim. Evet. Engelli kimdir? Engelli deyince ne anlamamız gerekiyor Mete? Hayır. Kimdir bir engelli gün, yani? Bir gün bayanın biri ben Mete'yi böyle götürürken çok affedersiniz Samsun herkesten özür diliyorum. Kız dedi. Bu tekerlekli sakat çocuk senin çocuğun mu? Ama nasıl bağırıyor kadın? Ne kadar ayıp değil mi? Ama nasıl böyle o ama kadar normal. Böyle kanter içine kaldım. Acaba ben bu kadına nasıl diyecektim ki o kadına ya asıl engel senin kafanda ama. Anlamıyorsun bunu. Siz anlamıyorsunuz. Evet. Şimdi o insanlara ama bunu anlatamazsın ki. Anlatmamız lazım ama. Şimdi bu evet. Sürekli sizin tarafınızdan, sizin gibi anneler i̇şte tarafından, Mete gibi bu işi önemseyen programcılar tarafından Türkiye'de bu işin anlatılması lazım. Bu ayıp. Yok ben programcı şey değilim. Ben o kadar kalabalık bir yer ben değil ki. Ben kendim onu söylüyorum. Annemi şimdi bu diyor bu şekilde de. Annem anne gözüyle çok duygusal bakıyor ama ben o insanları çok seviyorum. Olarak, tabii ki. Çünkü o insanlar görmemiş, bilmiyorlar. Ve eğitimi bilmiyorlar. Ne bileyim yani engelli çocuklar olduğu zaman onun nerelere gelebileceğini bilmiyorlar. Ben bu program sayesinde eğitimin önemini çok önemli bir şekilde hep gördüm. Hep bunu vurguluyorsun. Evet ama bu çok açar önemli. Açar mısın onu? Nasıl yani bu o kadar farklı bir şey ki. Şimdi mesela ben Elif Güler diye bir kardeş tanıdım. Evet. Benim programımı izliyordu. Çıktı geldi tanıştık konuştuk. Kendisine Down sendromu diyorlar. Yani kromozomu fazlaymış yani bunlara. Ben yani şu falan ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Eğitimle bu insanlar, bu çocuklar burada, evet, burada geliyor. Benim programıma konuk oldu. Annesi Nilgün Güler Hanım Efendi'yle çok güzel şeyler başarmışlar. Ve eğitimle buradaki birçok ailelere de tokat gibi oldu. Mucize gibi yani. Tabii. Değil mi? Yani ama işte bu eğitimle çocuğu, oluyor tabii. Konuşabilen insanlar yani daha da başarılı. Bitirmesi, bir iş güç sahibi olabilmesi, bir özel eğitimci olması. Ama biz bu eğitim konusunda nedense her zaman şunu peşindeyiz. Nicelik, yani bir bakıyoruz her tarafta eğitim kurumları var. Tamam eyvallah güzel de. Ya peki nitelik? İşi doldurmalı yani, evet, değil mi? İşi acaba doğru yapıyor muyuz? Acaba bunları birileri denetliyor mu, denetlemiyor mu? İşte ben burada çok takılıyorum. Yani işte, her şeyi anlatırken mangalda kül bırakmıyor kimse. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan ama ben artık önümde öyle benim çıtam çok yüksek bu konuda artık. Eğer Elif gibi değilse, Elif gibi yapamıyorsanız kapatın dükkanı. Evet. İnsanların duygularını, umutlarını evet. Sizin söylediğiniz çünkü gibi çünkü bu insanları bir şekilde yani. Hayata kazandırabiliyorsunuz. Ne bileyim yani spora yönlendirebilirsiniz. Yani sadece otizmli çocuklar bunlar dahi mi? Yoksa zihinsel engelli mi hala tartışılıyor. Yani bunu, dünyada? Tabii canım hala bunu teşhis koyulabilmiş değil ki. Ya bunun üzerine ne filmler yapıldı ne şeyler yapıldı. Ama işte insanlar bunlardan bir haber. Çünkü bunları duymak istemiyorlar. Ya bizde kısır olan bir erkek bile bunu daha kabullenme kısmını atamamış üzerinden yani toplum olarak erkekler kısır olma durumunu bile ya. Evet. Yani bunu bile atlatamamışken yani engelli bir çocuğun olduğu zaman yani ve onun yani nasıl eğitim yaparsa ama onun engelliler ne zaman işte ortaya çıkmaya başladı. Engelli maaşları bir şekilde çıktı falan filan. Onları değerlendirmek için baktık ortalıkta bir sürü engelli çıkmaya başladı. Aa, bu da çok önemli. Ha, maaş bak. Almaya giderken herkes gidiyor. Çok önemli bu. Evet. Adamın iki tane evet pardon. Tamam. Şimdi ben o engelli maaşına hem karşıyım hem karşı değilim. Nasıl karşıyım? Aldılar şimdi o çocukları tamamen bıraktılar. Para nasıl olsa veriliyor. Hem o çocuğa para veriliyor o engelli kişiye hem bir de onun bakım parası veriliyor. Oh yan git yan ya, aman yan gel ya tosman öyle gibi aileler var. Yani ben tamam karşı değilim bunu verilsin. Ama ne olur takip edilse. Ya o para direkt çocuğun yani eğitimine, beslenmesine bu çocukların şeylerine kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu, tedavisi yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Ay dün mü, evvelsi gün mü, yalan olmasın bir çocuğu ziyarete gittim. Ben bir afabın şeyiyle, çocukta engel diye ben bir şey görmedim. Sadece diz kapağındaki kasları gelişmemiş. Evet. Ve doktor şey vermiş ona, ayakkabısını vermiş. Şeyini vermiş. Ayakkabı nerede çıktı? Dolaptan çıktı. Ve ayakkabıda bir çizik yok. Kullanılmamış, yönlendirilmemiş. Siz dedim bunu ne yapıyorsunuz? Siz bari masanın üstüne koy da dedim herkes görsün. Evet. Peki Mete burada
Şimdi işin bir de bu, şimdi bu hep önemli tabii, başlıklar, tabii. Konu başlıklar aslında tabii. Önümüze geliyor. Hı-hı. Bir saklama meselesi, ayıp tabii. Görme meselesi vardı. Onu evet. Yeterince üzerine vurgu yaptık diye düşünüyorum. Hı-hı. Burada bu programı izleyenler, karar vericiler, bu konuda çalışma yürüten bürokratların hepsinin bu konunun üzerine bir kere çok yoğun evet. Bakması gerekiyor. Bunu kesinlikle. Anlıyoruz buradan. Kesinlikle. İki, bu insanların hayatlarını kolaylaştırmak adına atılan adımların evet. Da takibinin çok iyi yapılması gerekiyor. Evet, yoksa Zarife Hanım'ın söylediği gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Peki Türkiye, dünyadaki örneklerini yani engellilerle ilgili farkındalığın Vietnam'la birlikte başladığını evet. Söyledik ama Türkiye'de 2007 yılında başlayan bir süreç var. Biz de 2007 arkasından 2012'ye kadar tamamlanması gereken şeyler, kısmen yapılanlar ama tabii. 2015'e uzatılan bu süreci anlatır mısın? Yani bizde Türkiye'de bu konudaki değişiklikler nasıl başladı ve nasıl yürüyor şu anda? Ya bir kere konuşulmaya başladığını gördüğümüz zaman bizim ülkemizde ben birçok şeyin böyle olduğunu görüyorum. Yani ilk önce konuşulmaya başlanıyor. O zaman o iyi yoldayız. Yani bir yola giriyoruz. Ondan sonra işte devam ediyoruz ama altı tam doldurulmadan gidiyoruz. Yani yasalar, plansızlıktan mı acaba? Plansızlık var aslında. Ama çok güzel şeyler oldu tabii. Olmuyor değil. İşte yerel yönetimlerin inisiyatif sahibi olup da mesela duyarlı olan yerel yönetim belediye başkanlığını yaptı. Mesela bizim Yusuf Ziya Yılmaz ki ben kendisine ve belediyede çalışanlara evde ev bakım hizmetleri olsun, orada çalışan herkese, Mavi Işıklar Rehabilitasyon Kampı'nda çalışan herkese, ondan sonra beni bu programa getirip götüren Şükrü Tolun'a, Fatih Maden'e, yani nasıl diyeyim o şoför kardeşlerime. Yıllardan beri değil mi? Tabii. Ne bileyim yani çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar da bu hizmetler de yapılıyor. Farkındalığı olan yani durumun farkında olan belediye başkanları bir şekilde ellerinden gelince yapıyorlar. Yani diğerleri bunları nasıl örnek alıyorlar almıyorlar bilmiyorum işte. Ben orada takılıyorum, üzülüyorum. Şimdi yani bir şeyin örneği var. Mesela bu bir araç almışlardı mesela Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin var. İki tane aracı var. Gidiyor bir insanı bir yerden alıyor. Aslında bu bütün araçlarda olması gerekirken belediye otobüslerinde falan. Ama hadi buna da gidiyorsun bir yere kadar. Çünkü bu yapıldıktan sonra diğerleri de yapılacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü tramvayı kullanabiliyor engelliler mesela bir şekilde duyuyorum, görüyoruz falan. Ama bu diğer belediyeler işte bunlar neden yapmazlar ben onu anlamıyorum. Bunu konuşalım. Evet. 2007'de ne taahhüt edilmişti topluma? Çok şey. 2012'ye kadar tamamlanması evet. Gereken, tamamlanamayan ve ek süre istenilen bir süreç evet. Vardı. O dönemde devam neler oldu? Ediyor. Bunları konuşacağız evet. Ama kısa bir ara tamam. Verelim isterseniz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Samsun'un nabzı Engelsizsiniz ve Bir Anne isimli özel programıyla kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim. Çok özür dilerim.